Herkese merhabalar. Yeni bir komplo teorisi videosuyla daha karşınızdayım. Bugün sizi Ural Dağları'na götürmek istiyorum. Bugün sizi Diyatlov Geçidi'ne götüreceğim. Diyatlov Geçidi olayı dünya tarihinin en ilginç komplo teorileri arasında yer alıyor. Üzerinden neredeyse 73 yıl geçmesine rağmen burada ne olup bittiği henüz çözülemedi. Bu yüzden de olayla ilgili bir sürü komple teorisi var. Koca ayak, yeti, uzaylılar, Sovyet gizli deneyleri vesaire vesaire. Bu konu işte böyle hikayelerle uzayıp gidiyor. İşte ben de bugün bu yüzden bu konuyu işlemeye karar verdim. Diatlov geçidinde ne oldu? O gençleri öldüren şey ya da şeyler nelerdi? Önce isterseniz hikayemizle başlayalım. Ne oldu? 1959 yılının başında bir grup genç Igor Diatlov önderliğinde Ural Dağları'na bir gezi düzenlemeye karar verdi. Yekaterinburg, Urallar, Politeknik Enstitüsü öğrencisi olan bu gençler dağcılık kulübü üyeleriydi, kayak kulübü üyeleriydi ve Ural dağlarındaki bir bölgeye gezi düzenlemeye karar verdiler. Ural Dağları bölgesindeki Diyatlov geçitine yakın Otorten Dağı'na yapacak bu gezi için toparlanmaya başladılar ve 25 Ocak günü bölgeye ulaştılar. Igor Diyatlov'un önderliğinde İvdel'den yanına çıkan gençler zorlu bir yolculuğun arkasından Vija'ya ulaştı. Gençler burada kısa bir süre kaldılar ve yola çıkmadan önce kasabanın küçük postanesinden bir telgraf gönderdiler kulüplerine. Telgrafta gezinin 3 gün süreceği yazıyordu ve eğer 3 gün içerisinde geri dönmezlerse arama ekiplerinin gelmesini söylemişlerdi. Telgraf atıldıktan kısa bir süre sonra öğrenciler yola çıktı ve birkaç günlük zorlu bir yolculuğun arkasından 41 numaralı oduncu kampına ulaştılar. Fakat bu yol sırasında öğrencilerden biri hastalandığı için geri döndü ve 10 kişilik ekip 9 kişi kaldı. Gençler kayıtlara göre 1 Şubat tarihinde kampı terk ettiler ve yollarına gittiler. Fakat aradan 3 gün geçmesine rağmen geri dönen olmadı. Telgrafta bahsedilen 3 gün geçmişti ama kimse paniklemedi. O zamanlar bu tarz gecikmeler olabiliyordu. En nihayete insanların bugünkü gibi cep telefonları yoktu. O yüzden de herkes bu tarz olaylarda birkaç günlük sapma paylarını hesaba katıyorlardı. Fakat aradan birkaç hafta geçmeye başlayınca insanlar endişelenmeye başladı. Ve 25 Şubat tarihinde polis ve asker destekli bir arama operasyonu başladı. Takvimler 26 Şubat'ı gösterdiğinde askerler kamp alanını buldular ve burada çok ilginç bir tabloyla ile karşılaştı. Kamp alanında çadır yırtılmıştı, parçalanmıştı. Gençlerin bütün eşyaları içeride duruyordu. Fakat etrafta kimse yoktu. Önce ayak izlerini takip ettiler. Ayak izleri ormana doğru ilerliyordu. Dört bir yana yayılmıştı. Ertesi gün ilk cesetler bulundu. Burada iç çamaşırlarıyla iki kişinin cesedi bulunmuştu. Donarak ölmüşlerdi. Ateş yakmaya çalışmışlardı fakat ateş işe yaramamıştı. Arama sahası genişletildikçe diğer 5 cesede de ulaşıldı. Fakat son iki cesedin bulunması için 4 ay beklemeleri gerekti. Yani baharın gelmesinin ve karların erimesi beklendi. Bulunan cesetlerden 5 tanesinin donma sonucu öldüğü ortaya çıkmıştı. Fakat diğer dört tanesinin durumu biraz daha ilginçti. Vücutlarında yara izleri vardı, kaburgalar kırılmıştı, kafa tasları çatlamıştı, bazı cesetlerin gözleri oyulmuştu hatta bir tanesinin dili koparılmıştı. Bu korkunç olay bölgede büyük bir dehşet yaratmıştı. Polis önce vahşi hayvan saldırısından şüphelenmişti. Bölgede bol miktarda yaban domuzu ve ayı vardı. Acaba onlar mı saldırdı diye düşündüler fakat bölgede hiçbir vahşi hayvana ait iz bulamadılar. Polis daha sonra bunun bir cinayet olup olmayacağından şüphelenmeye başladı. Çünkü o bölgedeki Mansi yerlileriyle Sovyet hükümetinin arası pek iyi sayılmazdı. Bölgedeki yerler tutuklandı, sorgulandı hatta işkence bile gördüler fakat kimseden herhangi bir itiraf gelmedi. Zaten bölgede yapılan araştırmalarda insan izine dair hiçbir şey yoktu. Bölgedeki izler sadece gençlere aitti. Vahşi hayvan izi yoktu, insan izi yoktu. E peki bu gençleri kim neden öldürmüştü? Veyahut da gecenin bir vakti çadırdan kar fırtınasında bir anda panikle çıkmalarını neden olacak şey neydi? Sovyet polisi birkaç aylık bir soruşturma sürecinden sonra dosyayı kapatmaya karar verdi fakat Diatlov geçirdiği vakası hiçbir zaman unutulmadı. Bu olayla ilgili onlarca kitap yazıldı, filmler çekildi, belgeseller çekildi. Bugün bile aradan 73 yıl geçmesine rağmen insanlar bu konuyu değişmeye devam ediyorlar. Bugün bile hala bu vaka konuşuluyor ve o dönemki Sovyet hükümetinin, Sovyet yönetiminin burada yaşanan şeylerden ötürü rahatsız olduğu ve olayları örtbas etti iddia ediliyor. Fakat bu iddialar ne kadar doğru? Peki burada ne oldu? İsterseniz bu iddiaları, bu teorileri en uçuk kaçık olandan en mantıklıya doğru sıralayalım. Yani benim her zaman yaptığım gibi. İlk iki iddia bu videonun tarzına yakışır şekilde çok meşhur komplo teorileri. Birinci ve en çılgın iddiaya göre bu gençlere daha da uzaylılar saldırdı. Bazı komplo teorisyenlerine göre bu gençleri uzaylılar kaçırmaya kalktı. Hatta bazılarını kaçırıp üzerlerine deneyler yaptı. Fakat daha sonra anlaşılmaz bir sebepten ötürü cesetlerini kamp alanının etrafına atmaya uygun buldular. Komplocular bölgede hiçbir insan izinin olmamasına ve kurbanlardan birinin kıyafetinde yüksek miktarda radyasyon tespit edilmesini buna kanıt olarak gösteriyorlar. Ama bu anlayacağınız gibi son derece zorlama ve saçma. İkinci komplo teorisine göre bu gençlere yeti saldırdı. Yani şu meşhur koca ayak. Bu arada merak edenler için söylüyorum. Benim yetiler ve koca ayaklarla ilgili çok güzel bir videom var. Linkini yukarıya koyuyorum. Oradan izleyebilirsiniz. İnsan gibi iki ayağı üstüne yürüyebilen bu gorilimsi varlıkların bölgede çok ciddi bir folklorik geçmişi var. Gerçekten de bölge halkı bu tarz varlıkların yaşadığına inanıyorlar. Bazı iddialara göre, bazı komplocuları göre bu gençleri bir yeti ya da birkaç tane yeti saldırdı ve onların korkarak kaçmasına sebep oldu. Fakat en nihayetinde dediğim gibi bu tamamıyla folklordan ibaret. Bu tamamıyla hikayelerden ibaret. Ve bölgede böyle devasa bir varlığa dair hiçbir iz yok. Cesetlerde de bu tarz bir vahşi yaratın onlara saldırdığında da hiçbir iz yok. Yani 2 metre boyunda 200 kilo ağırlığında devasa bir bir insana saldırdığında birkaç kaburga kırığından çok daha fazlasını yapar elbette. Bu olaya kanıt olarak sunulan bir fotoğraf var. İddialara göre bu gençlerden biri kendini takip eden bu koca ayağın fotoğrafını çekmeyi başardı. Fakat bu fotoğraf ne kadar doğru? O fotoğraftaki gerçekten de bir koca ayak mı? Yoksa bir insanın uzaktan çekilmiş fotoğraf mı? Veyahut hatta bu fotoğraf gerçekten onlar tarafından mı çekildi? Bunlar muamma. Otorten Dağı'nın kuzeyinde Sovyetler Birliği'nin bazı füze deneme tesisleri var. Ta Baykonu'na kadar uzanan. Burada o dönem R7 füzelerinin testleri yapılıyordu. Hatta bu füzeler uçtuğu zaman bölgedeki diğer yerleşim yerlerinden de bazı bilgiler geliyordu. Gökyüzünde turuncu küreler görüyoruz diye. Bunların hepsi Sovyetlerin aslında füze denemeleriydi. Tamam bölgede roket denemeleri yapılır ama Sovyetler neden bu tarz gizli deneyler yapsın? E tamam hadi deneyler yaptılar diyelim. Niye cesetleri böyle başı boş şekilde etrafa saçmış olsunlar? Yani insan burada düz mantık düşüyor. Madem bu insanları kaçırdınız ki az ileride devasa bir gulak olmasına rağmen oradan bir sürü siyasi mahkum alıp üzerlerinde istediğiniz gibi deney yapmak varken neden bu üniversiteli gençler alındı da üzerlerinde deneyler yapıldı ve daha sonra cesetleri etrafa saçıldı? Bu da gerçekten de son derece zorlama bir komplo teorisi. Biraz daha gerçekçi teorilere gelecek olursak bu bölgeye yakın bir gulak kamp varsa az önce de söylemiştim. Burası Sovyetlerin o dönemki en büyük kamplarından biri. İçeride tam 30 bin mahkum var. Bu kamp çok yalıtılmış bir bölgede olmasına rağmen belki bazı mahkumlar kaçmış ve kaçtıkları esnada bu gençlerle karşılaşmış olabilirler. Gençler kendilerini ihbar etmesin diye onları öldürme ihtimalleri de mevcut. Ama dediğim gibi buna dair hiçbir iz yok. Aynı zamanda bu kamptan birilerinin kaçtığına dair hiçbir rapor da yok. Ama hadi diyelim birileri kaçtı ve olay örtbas edildi. Bölgenin iklim o kadar sert ki buradan kaçan birinin sağ salim bir yerleşim yerine ulaşması imkansız gibi bir şey. E hadi diyelim bunu bir şekilde becerdiler. Neden kamptakilerin eşyalarını alıp gitmediler? Şimdi gelelim en gerçekçi konulara. Sovyet polisi burada özellikle Mansi yerlerin üzerinde durmuştu. Bölge Mansi yerler için kutsal kabul edilen bir yerdi ve buraya giren yabancılara karşı hoşgörü göstermedikleri de biliniyordu. O yüzden en etkili, en iddialı teoriye göre bu gençler Mansiler tarafından öldürülmüş olabilir. Bu insanlar arazinin yerlisi olduğu için hiç iz bırakmadan, izlerini kapatarak bu gençleri korkutup kaçırmış, yakaladıklarını da öldürmüş olabilir. Fakat bölgedeki yerler aylar boyunca sorgulandılar, ağır işkencelere maruz kaldılar. Biri böyle bir şey yapmış olsaydı bu kesinlikle ortaya çıkarttı. Zaten Sovyet hükümetinin bu yerlere karşı tavrı son derece sertti. Gerçekten de en ufak bir kanıt bulsalar bölgedeki bütün yerleri imha ederlerdi. Fakat polis aylar süren soruşturmanın sonunda yerlere konu hiçbir şekilde bağlayamadı. Yani özetle elde hiçbir şey yoktu. Bazı iddialar vardı. Efendim otopsiden elde edilen bazı parçalar hükümet tarafından gizlenmişti. Şu oldu örtbas edildi, bu oldu örtbas edildi. Bir sürü dedikodu, bir sürü komple teorisi dönüyor ama ne olduğuna dair kimsenin net bir fikri yok. E madem bir iz yok, sizce ne olmuş olabilir? İşte bu noktada çok sağlam iki iddia var. Bunlardan biri mantarlar. Mansi yerlileri şaman ayinlerine kullanmak için bölgede yetişen bazı mantarları kullanıyordu. Bu mantarların uyuşturucu etkisi vardı. Halüsinasyon görmenizi sağlıyordu. Bir iddiaya göre bu gençler bilerek veyahut da bilmeyerek bu mantarlardan yediler ve halüsinasyon görmeye başladılar. Bu tarz mantarlar aynı zamanda insanlardaki paranoyayı da tetiklemeye başlarlar. Belki gençler bunları yediler, paranoyaya kapıldılar. Dışarıdan gelen bir sesle panikleyip kendilerini dışarıya attılar. Karanlıkta kar fırtınasının ortasında bilinçsizce etrafa koştular. Daha sonra kendilerine geldiler fakat iş işten geçmişti. Kampa dönmeye çalışırken donarak öldüler. Belki bir yerlerden düştüler. Belki vahşi hayvanlar tarafından saldırıya uğradılar. İşte bu halüsinojen iddiası gerçekten de son derece mantıklı görünüyor. Fakat dediğim gibi bunu da destekleyebilecek hiçbir bilgi, kanıt yok. Fakat geçtiğimiz yıl İsveç'teki bazı uzmanlar bu olaya çok önemli bir açıklama getirdiler. Onlara göre bölgede bir tür alçak çığ yaşanmıştı. Çığ ihtimali baştan beri hiç düşünülmemişti. Çünkü bulundukları yer öyle çok dik, çok sert bir yer değildi. Fakat İsveçli uzmanlara göre bu arazi alçak çığlar için son derece uygundu. Onların tezine göre kampın yakınlarında bu tarz bir alçak çığ olayı gerçekleşti. Gürültünün etkisiyle panikleyen gençler çadırdan fırladılar çığa kapılmamak için. Daha sonra kayboldular. Bunun da net bir kanıtı yok fakat en mantıklı açıklama bu. Bu noktada bazılarınız itiraz edebilirsiniz. Ya kaburgaları kafada sıkırılanlar ne olacaklar? Gözleri uyulan, dili kopartılanlar ne olacak diyebilirsiniz. Oyulan gözler ve kopartılan dil çok yüksek ihtimalle bölgedeki vahşi hayvanlardan kaynaklanan bir şey. Vahşi hayvanlar karın altındaki donmuş cesetleri, leşlerin genellikle yumuşak dokularını yemeye çalışırlar. Ve geriye genellikle dil gibi veyahut da dudak gibi ya da göz gibi dokular kalır. Donmuş cesetlerin, donmuş leşlerin çok büyük bir kısmında genellikle vahşi hayvanlar geldiğinde gözlerini, dilini ve yanaklarını yer. E peki kırıklar ne olacak diye düşünce olursanız bu da çok büyük ihtimalle çığdan kaynaklanıyor. Çığ deyip geçmeyin bakın bir çığ sizin kafatasınızı kırabilir, boynunuzu kırabilir, kaburgalarınızı kırabilir. Çığın içine gelen şey sadece kar değildir. Odun parçaları geliyor, taşlar geliyor. Aynı zamanda darbenin etkisiyle bir kayaya çarpabilirsiniz. Gerçekten de başınıza birçok şey gelebilir. Ama bu son söylediklerim ne kadar mantıklı olursa olsun Diyatlov geçidinde ne olduğunu bilmiyoruz. Bu dosya geçtiğimiz yıl hükümet tarafına tekrar açıldı ama yine ortada bir sonuç yok. Bakalım Diyalog geçidinde gerçekten ne olduğu bir gün ortaya çıkacak mı? Eğer bu konuyla ilgili başka bir gelişme olursa sizi mutlaka haberdar edeceğim. Hiç merak etmeyin. Beklemedi kalın, takipte kalın. Ama bugünlük bu kadar. Bu videoyu hazırlarken kullandığım dijital kaynakları her zaman olduğu gibi açıklama kısmına ekliyorum. Bana ulaşabileceğiniz sosyal medya adreslerini de oraya ekliyorum. Daha da fazla uzatmıyorum. Herkese mavi ekran seminer diyorum. İyi günler.